bu oluşum hemen bir yıldır var. Geçen dönem 33 dönüm araziye hotumuzu ektik. Şu anda 60 dönüm arazimize fasulyemizi ekeceğiz. Bizim amacımız tarıma olan bağımlılığımızı devam ettirmek. Modern tarımla geleneksel tarımı birleştirmeyi, harmanlamayı düşünüyoruz bu süreçle beraber. Bununla beraber bize yardımcı olan arkadaşlarımız var zaten. Yaş aralığı da hemen o jenerasyona yakın. Eski jenerasyon, yeni jenerasyon birbirine çok yakın. Bununla beraber verimli bir dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. Daha çok kadın girişimci var. Evet, biz işe başlarken 8 kadındık. Şu an 20-30'a yakın kadınımız var zaten. Bununla beraber hani sahaya gelemeyip bize manevi desteği olan kadınlarımız da var. İrokan ezgi sahşenin havalesin am hatın gelhev ben geha kooperatifa destar. İro amı çandiniye beken. Beriyan her cime çandiniye kiri bu. Ya genim. İroji ya maşa amı beken. Jibu hem milleti geveri hem de erzan bekire hem bu kedahu her bıxu beke her bıxu bıxu. Hedefim evet ki her cihet geveri çandiniye beken her gehne her mal bataki her bahçeye ki yani her malek ben deri ho bahçe ho da cih çandiniye ki beke ev alkar ev jibu hem mala ho hem jibu erdnigariya ho hem jibu ali aburi da cih alkariye ki mazın te ho beket. Bizim yaklaşık bir yıldan önce Tüketiciler Birliği Derneği'ni kurarken aynı zamanda tüketici bilincini bölge halkında yükseltmek adına bir çalışma yaptık ve güzel ilerleme de sağlandık. Bunu tüketicilerin yanı sıra da üreticilerin bilinçli bir şekilde hareket etme, özellikle tüketici bilinçli çiftçileri nasıl oluşturabiliriz bunun düşüncesiyle hareket ederek Destart Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Yaklaşık bir ay öncesinde 33 dönümlük nohut ekimimizi yaptık kadınlarımızın öncülüğünde. Bugün de burada 50 dönümlük fasulye ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Biz diyoruz ki bölge halkının kadınları artık sadece ev çerçevesinde evsel işlevlerinden ziyade artık tarıma da üretime de katkı sunabilecekleri bir potansiyele sahip çıkmaları gerekiyor. Biz diyoruz ki bölgedeki bütün kadınların topyekun bir şekilde üretime katılması ve Destar Kadın Kooperatifi'nin bünyesinde yer alıp üretimin her alanına taşımasını arzu ediyoruz. Bunun toprağın yanı sırasında da farklı işlevsel çalışmalarımız da olacak ileride. Bölgedeki bütün kadınlarımızın bilinçli bir düzeye, bilinçli üretici kategorisine oluşturup ondan sonra işlevsel alanlarda üretime kazandırmayı hedefliyor. Şu an 50 dönümlük yere fasulye ekimi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da farklı alanlarda da devam edeceğiz inşallah. Bölgemizdeki bütün kadınlarımıza tek isteğimiz burada bizimle beraber hareket edip kadınların öncülüğünde olup, çünkü kadınlar bizim öncümüz olacak, biz onların hizmetkarları olacağız her zaman. Bugün burada Destar Kadın Kooperatifi öncülüğünde Çukurca köyümüzde güzel bir işe imza atıyoruz. Geçenlerde de güzel bir işe imza atmıştık. Güzel işlere imza atmaya devam ediyor Destar Kadın Kooperatifimiz. Tabii ki biz Yüksekova'da kadınlarımızın geleceğe yazacağına inanıyoruz. Bu da üretimle başlayacak. Destar Kadın Kooperatifi de bu noktada önemli bir eksikliği doldurmak üzere ortaya çıkmışlar. Kadınlarımız bir öncekinde 50 dönüm araziyi, 50 bin metrekare araziye nohut ekmişlerdi. Şimdi 60 bin metrekare, 60 dönüm araziye de fasulye ekiyorlar. Tabii ki il özel idaremizin bitkisel üretimi destekleme programı içerisinde ciddi tohum desteğimiz var köylülerimize. Bu desteklerden kooperatiflerimizin faydalanmasında mutlu oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir Yüksekova'yı üreten, ürettiğiyle gelişen ve bu gelişmeyi de her alanda yansıtan bir Yüksekova göreceğiz. Biz buna inanıyoruz. İnşallah kadınlarımızın eline değdiği her şey daha güzel olacak. Ve sadece bu burada kalmayacak. Biraz önce
kooperatifimizin başkanıyla da görüştüğümüzde sadece Çukurca'da kalmayacak. Bütün Yüksekova'ya, hatta mümkünse bütün Hakkari'ye, hatta mümkünse bütün bölgeye bu kadın kooperatiflerimizin artarak tarımda bir farklılaşmaya, bir gelişime ve dönüşüme imza atacaklarına inanıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki kadın isterse her şey olur. Ve erkeklerimiz de tabii kadınlarımızdan ayırmıyoruz. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır diyelim. Yani bu da ayrı bir söylem olsun. Erkeklerimiz de kadınlarımız da bir bütün olarak elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayarak güzel işler başaracağız. Yeter ki biz bir beraber hep birlikte huzur içerisinde çalışmaya, üretmeye gayret edelim, niyet edelim. Allah yardımcımız olacaktır. Ben buradan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara destek olan erkeklerimize teşekkür ediyorum. Ve onlara yardımcı olan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Annelere teşekkür ediyorum böyle güzel kızlarımızı yetiştirdikleri için. Hiç kimse unutmasın. Yüksekova gelecekte bugünden çok daha güzel olacak. Herkes buna inansın. Yemin olun Yüksekova çok daha güzel olacak.